Herkese merhaba. Bugün 24 Nisan 2024'te yaşanacak olan Akrep Dolunay'ını ve sizlere olan etkilerini anlatmaya çalışacağım. Oldukça yoğun bir dolunay bir defa. Bu dönem özellikle Akrep Burcu'nun yoğun su elementi altında olacağız. Duygusal derinlikler ve ciddi duyguların böyle su yüzüne çıkacağı bir zaman olacak bizim için. Akrep Burcu biliyorsunuz gizli gerçekleri ortaya çıkarma ve derin dönüşümler yaşama potansiyeline aslında sahip olan bir burçtur. Bu dolunay tutku ve yoğunluk dolu manyetik bir enerjiye sahne olacak bizler için. Bu etkiler özellikle kişisel gezegenlerle böyle doğrudan tabii ki ilişkisi var ve sabit nitelikteki burçlarda özellikle Boğa, Aslan, Akrep, Kova'nın 0 ile 8 derece arasındaki noktalarda kişisel gezegenleri olanları çok önemli ölçüde etkileyecek bir dolunaydan bahsediyorum. Tabii ki Güneş'in Boğa burcunda, Ay'ın ise Akrep burcunda olması maddi varlıklar ve ortak mülkiyetler arasındaki böyle dengeleri birazcık sorgulamamıza neden olabilir. Bu değerleriniz, görüşleriniz ve sahip olduğunuz varlıklar üzerinde yoğun bir şekilde aslında düşünmenizi gerektiren bir süreçten bahsediyorum. Dolunay sırasında hissettiğiniz bir duygusal yoğunluk olacak ki bu sizi bir kez daha bunun için uyarmak istiyorum ki bize unutmayalım içsel bir keşif ve kişisel gelişim fırsatı sunacak bir yolculuk olacak bu bize. Bu süreçte herkesin duygularının ve düşüncelerinin daha belirgin bir hale geleceği, gizli kalmış özellikle duyguların ve düşüncelerin de ortaya çıkacağı bir zaman olacak. Bu nedenle bu duygusal yoğunluğu biraz kucaklamak belki de iş dünyanızda biriken bu duyguları ifade etmek ve dönüştürmek çok önemli ve kıymetli bu dönemde. Şimdi bu dönemde hislerinizin her zaman mantıklı olmayabileceğini hatırlatmak istiyorum çünkü böyle bir göksel enerji akışı var. Ancak bu hislerin evrensel bir deneyim olduğunu lütfen unutmayın. Bu çok önemli. Bakın bu söylediğim cümle. Bunu hatırlatmak istiyorum bir kere daha. Bu dolunay hayatınızdaki karmaşıklıkları ve gizemleri aslında fark etmeniz ve bu iki kutup arasında bir denge bulmanız gerektiğini hatırlatmak için meydana geliyor. Dolunay'ın getirdiği bu çatışmalar hangi alanlarda çalışmamız gerektiğini daha net bir şekilde bizlere gösteriyor olacak. İyi bir fırsat olarak lütfen değerlendirin. Bu dönemde yaşananları bir öğrenme ve bir büyüme süreci olarak da kabul edin. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor ve güneş de tam hayatınızdaki tüm 7. ev konularını aydınlatmak üzere karşınızda duruyor. Çünkü 1 ve 7. ev konuları burada zaten aktive edilecek demektir. Bu da ortaklıkların anlaşmaları, yeni iş ortaklıklarınız, önemli diğer yaralarınız, müştekileriniz, açık düşmanlarınız, eski sevgilileriniz gibi hayatınızdaki insanlarla ilişkilerinizin tamamını bu dolunay kapsayacak. Bunun yarısına birinci evinizle de ilgili yani sizin değerleriniz, fikirleriniz, özellikle fiziksel görünüşünüz, gücünüz ve alışkanlıklarınız gibi kişisel meseleler de bu dolunayda ön planda olacak ve bunlarla ilgili artık bir sonlanmalar yaşanacak gibi duruyor sevgili akrepler. Dolunay günlük alışkanlıklarınızı etkileyerek böyle sizi kendinize daha iyi bakmaya hem zihinsel hem de fiziksel hem de ruhsal ve duygusal olarak sağlıklı olmaya zaten bir nevi itekleyecek gibi. Şimdi Kuzey Ay düğümü daha yeni alışkanlıklar edinmeniz için zaten sizi bir yandan zorluyor. Sağlığınıza iyi bakın, gerekirse danışman veya rehberlik desteği de alın diye de işaretler veriyor. Beslenmenize bu durum içerisinde egzersizlerinize lütfen dikkat edin. Ortaklık konularında Kova burcunda Plüton'la karşı karşıya biraz geliyorsunuz. Bu durum sizi 4. evden ev ve aile ve geleneklerinizle ilgili alışılmadık belki de düşünme ve yaratıcı çözümler bulmanızı aslında talep ediyor. Buraya doğru da sizi dönüşüme doğru da itekliyor. Plüton sizden her şeyin temeline bir inmenizi ister. Gerçekleri bir tamamen dönüştürmenizi ve görmenizi ister. Bu süreçte bir akrep olarak sizden çok şey isteniyor aslında. Bu süreci yönetmek, böyle temel değerlerinizi, ilişkilerinizi ve kiminle aynı hedeflere böyle özellikle sahip olduğunuzu
sorgulamanızı gereken bir süreç içerisindesiniz de diyebilirim. Birazcık gerçeklere bakmanız, durumu kabullenmeniz, bir akrep gibi aslında dönüşüm geçirmeniz gereken bir dönemdesiniz. Her şeyi böyle net ve açık bir hale getirmek, evet, isteyebilirsiniz ve bu yüzden de önünüzde ele almanız gereken gerçekten çok şey var. Kendinize karşı dürüst olmanız, varsa göz ardı edilen böyle biraz sallanan kırmızı bayrakları fark etmeniz, gerekli dönüşümleri hayatınız içerisinde yapmanız gerekiyor. Kişisel sağlığınızı her şeyden önce lütfen öne koyun. Zihinsel ve fiziksel, özellikle de ruhsal ve duygusal sağlığınıza öncelik vermeniz çok önemli bu süreçte. Değişim ve gelişim sürecinde bu gerçekleri kabul ederek gelecek değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlamak sizin için çok daha kolay hale gelecek sevgili akrepler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.